Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Evet efendim, yeniden EkoTürk TV'den herkese merhaba. Bu sefer de Araştırma Masası programımızda beraberiz. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de stratejist Cenk'er Karakadılar'la birlikte piyasalardaki gelişmeleri ve beklentileri ve fiyatlamaları etkilerini değerlendireceğiz. Cenk'er hoş geldin, merhabalar. Hoş bulduk Erhancan, merhabalar. Dünden beri çok yoğun bir gündem maddesi içerisinde bir bombardımana tutulmuş durumdayız adeta. Hani buradan kanaldan çık, eve git, tekrar laptopları kur, bu sefer televizyon başında, bilgisayar zaten önümüzde, FED ne dedi, nasıl fiyatlandı falan derken yoğun bir gündem maddeleri içerisinde yaşıyoruz an itibariyle. 75 bas puan. Evet. Yani ben kişisel olarak söyleyeyim, 75 beklemiyordum. Yalan yok. Yani o CME grup FedWatch ekranlarına da baktık. %100 olasılığında artık fiyatlanıyordu. Evet. İşte Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, hani ne kadar küresel çapta büyük aracı kurum ve banka varsa, fon ve banka varsa hepsi 75 bas puan diyordu. Ama ben de diyordum ki hani sözlü yönlendirme yapılmadı. Zaten yapacak bir fırsat da bulamadı ama hani senle de yayın öncesi konuştuk. Daha bir önceki toplantıda herhangi bir şekilde 75 bas puan olasılık dışı, yani masada değil, evet, senaryolar içerisinde değil dedi. Hani ben şey diyordum, 50 bas puanlık faiz arttırımına gider FED ama Temmuz ve Eylül ayı için 75 bas puanlık olasılığı kapıyı ardına kadar açar diye düşünüyordum. Piyasalar haklı çıktı ve 75 bas puanlık faiz arttırımı geldi. Şu anda da fiyatlamalara baktığın zaman dün sanki beklentiler gerçekleşti noktasında piyasalar gayet pozitif reaksiyon gösterdi ama bugün geldiğimiz noktada satış baskısının daha kuvvetli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Nasıl değerlendirdin iki tatlı 75 bas puanlık faiz arttırımını? Şöyle değerlendirdim. Konuşması içinde geçen bir cümle vardı. Belirsizlikleri olabildiği kadar potadan çıkaracağız şeklinde. Öyle değerlendirdim. Yani 75 bas puan konuşuluyor madem piyasada bu kadar. Ben de yapayım 75 puanı, rahatlayayım. Piyasayı bu kadar yani artık şeyde bulundurmayayım. Evet, belirsizlik içerisinde muallakta kalmasın. Muallakta kalmasın. Rahatlasın piyasa. Dönsün, görelim bakalım piyasalar nereye kadar gevşeyecek. Ona göre tekrar yeri geldiğinde bir güvercin açıklamayla bir anda piyasaları toparlattırabiliriz ki geçen ay hatırlıyorsun 50 bas puanı yaparken 25 bas puan yapacak mı diye düşünenler bile vardı içlerinde. Yani hatta bulurdum bir anda yumuşadığını görmüştük en şahin FED üyesinin. O bile dedi ki 75 bas puan senaryo dışı dedi. Evet, bulurdu. O demişti yani ama gel gelelim 75 bas puan yaptılar. Şimdi niye tabii en önemli etken enflasyon. Doğru. Yani 8.6'ya yükselmiş bir manşet enflasyon verisi, 6'ya yükselmiş bir çekirdek enflasyon. Tabii kontrol altına almak lazım. Yani bir yerden sonra iş kaçarsa ılımlı politikalarla yakalayamazsınız. Biliyoruz Powell da tıpkı Bernanke gibi, Yellen gibi ılımlı Keynesyen moddan geliyor. Aynı iktisat düşüncesini benimsemiş şekilde. Ama bir yere kadar tabii neticede tahammül edebiliyorlar ve olabilecek, yapabileceği sınırın en üst noktasında yaptılar bence FOMC'de ve bence daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ben ortada gelecekte. Daha önce yapması gerektiğini düşünüyordum hatta bu faiz artışlarının. Niçin bu kadar geç kaldığı konusunda zaten biliyorsun sıkıştırılıyor her FOMC sonrasında. Geç kaldığına dair ciddi eleştiriler söz evet konusuydu. Bir diğer eleştiri ki o eleştiriye ben de katılıyordum ki Muhammed Eleryan, hı-hı, mesela hepimizin tanıdığı, tabii, çok sert bir şekilde şu konuda eleştirdi. Yani enflasyonda ciddi anlamda bir güçlenme var. Zaten geridesiniz. Hani piyasanın ve enflasyonun çok gerisinde olan bir FED var diyor ki piyasalardaki genel kanıda bu şekilde. Bu minvaldeyken yani böyle bir atmosferde 75 bas puanlık arttırım gücünü neden masadan kaldırıyorsunuz ve böyle bir silahınız varken bunu kullanmayı da geçtim. Neden bir sözlü yönlendirme olarak kullanmıyorsunuz tarzında bir açıklaması da vardı. Yani hani 75 bas puan senaryo dışı denirken FED bu cümleyi kurduğunda da neden böyle bir şey yapıyorsunuz diye de çok kuvvetli bir eleştiri vardı FED'in üzerinde. Tabii. 300 bas puan konuşanlar vardı dün Twitter'da. Bilmiyorum, takip ettin mi? Tabii. Yani, çünkü enflasyon korkutuyor.
Enerji fiyatları düşmüyor bir türlü. 120 dolarlarda geziyor petrol fiyatları. Diğer taraftan doğalgaz fiyatlarını görüyoruz. Halkta bir sıkıntı var. Özellikle Amerika'da biliyoruz işte Biden'ın Orta Doğu ziyareti ortada. Petrol fiyatlarını düşürmek için elinden geleni yapıyor. En son Suudi Arabistan'a yine bir ziyarette bulunacağına dair de söylemler var. Evet. Ki gitse de ne kadar etkili olacak tabii orası da muallakta kalan bir soru işareti. Evet, benzinin galon fiyatı 6 dolarlara kadar yükselmiş özellikle Kaliforniya bölgesinde. Ve Amerikalıların bu konuda inanılmaz bir duyarlılığı var. Yani 1 dolarlar esasında fixlenmiş bir fiyattı uzun zamandır, son 10-15 yıldır. Şimdi tabii o 1,5 dolarların üzerlerine çıktı yaklaşık olarak litre fiyatı. Tüm dünyada bu sıkıntılar yaşanıyor. Tabii dolayısıyla artık bir hamle yapması gerekiyordu. Evet. Yani çünkü dediğimiz gibi az önce bir şekilde yine piyasalara yön verebilirsiniz. Ha, burada en önemli faktörlerden bir tanesi ne? Niye Amerika bu, Fed niye bu açılımı yaptı? Niye genişlemeyi yaptı? Sky is the limit hatırlarsın pandeminin başındaki o söylem niye yapıldı? Çünkü piyasaları rahatlatmak zorundaydılar. Yani mecburiyetten bu genişleme yapıldı. Aksi takdirde çok büyük iflaslar gelebilirdi ve haksız yere iflaslar da yaşanabilirdi ki hava yolu şirketleri biliyoruz uçaklarını çok yerlere indirdiler. Mecburlardı yani bu genişlemeyi yapmaya. Şimdi de enflasyon baktı gidiyor. Şimdi onu dizginlemek istiyorlar. Çünkü en önemli etkenlerden bir tanesi de istihdamda artık tam istihdama ulaştıklarını düşünüyorlar. Buradan da elleri kuvvetli ki. Ki sordu dün. Sordu evet. Yani %4.1'e kadar zaten biz pandemi öncesinde işsizlik bu seviyedeydi. %4.1'deydi dedi. %4.1'e gelene kadar daha var. Nitekim biz de o sürece gelene kadar faiz arttırmayı devam edeceğiz diye bir ipucu verdi. Ha, ne zaman işsizlik 4 seviyesinin üzerine çıkar, aynı enflasyonda da 8 seviyesinin üzerindeki seviyeler acı eşiği olduğu gibi burada da aynı şekilde bir reaksiyon görebiliriz. Yani artık faiz yükseltmesek mi acaba sesleri, çatlak sesler çıkacaktır diye düşünüyorum. Artı bir de tabii borsalar çok önemli. Evet. Borsaların da çok düşmesini istemiyorlar. Finansal kaynaklı bir kriz yaşamak istemiyorlar. Zaten reel sektörde bir kriz yaşandı. Ki ekonomiye duyulan güvenin göstergesi Amerika'da mesela. Evet. Borsalar. Yani, bizde mesela nasıl biz dolar TL'ye odaklanıyoruz? Hı. Onlar hisse senetleri endekslerine odaklanıyorlar. Tabii yani çünkü bir taraftan biliyorsun Main Street, Wall Street tartışmaları yaşandı. Doğru. Ya, Wall Street gitti 36 bin liraya Dow Jones ama baktık bir taraftan reel sektörde istihdam artışı o seviyede değildi ve büyüme gelmiyordu. Sonrasında işte büyümede istenilen rakamlara ulaşıldı ama şimdi büyüme hedefini de düşürdü tabii. Ciddi düşürmüş. Evet 1.7'ye düşürdü. Yani ki, önceki ekranlara getirebilirsek Fed'in Haziran ayı toplantı tahminlerini 2.8'di. Evet. Bu yıl 2.8 oranında büyüme ile kapatılması bekleniyordu. 1.7. Ciddi bir oran. Ciddi oran. Bir de 2023'te de 1.7. Evet. Yani bu aslında bakarsan hani resesyona girer mi girmez mi tartışmalarından ziyade yani bu Amerika için hani resesyon ölçeğinde çok iddialı olacak belki söyleyeceğim ama hani resesyon ölçeğinde bir büyüme. Tabii. Yani büyüme yok gibi bir şey. Doğru. Dolayısıyla bu da sanki stagflasyon senaryosunun çok daha ön plana çıkacağının habersi gibi geliyor bana. Doğru. Çünkü 2.8'den 1.7. Şimdi bir de 2024'e baktığın zaman da orada zaten 1.9'da ama 1.8'e. Yani 3 yıl boyunca çok küçük oranlarla büyüme. Aynen. Yerinde büyüme noktasında sanki yerinde sayacak bir Amerikan ekonomisi bekliyor FED. Doğru. Yani tabii bu bizim için en önemli göstergelerden bir tanesi. Çünkü şirket karlılıkları ne olacak bu durumda? Doğru. Ve S&P'nin fiyat kazanç oranı şu anda ortalamaların üzerinde. Yani son tabii gelinen noktada oldukça aşağıya geldi ama ne kadar gelirse gelsin yine de ortalamaların üzerinde seyrediyor. Bunun önümüzdeki dönemde basılan paranın da etkisiyle şirketlerin karlılığının devam edeceği yönünde düşünceler de hakim. Bir taraftan tabii bunun tersini düşünenler de var. Bu büyümenin şirket karlılıklarına negatif yönde olacağını düşünenler de onu zamanla göreceğiz. Evet. Ve işte bir tablomuz daha vardı bu özellikle FANG hisselerinin nasıl performans gösterdiğine dair. Arkadaşlarımız onu da ekrana getirirlerse. FANG hisselerine bir bakalım. Çünkü teknoloji yoğun olan
şirketler ki özellikle de tahvil getirilerindeki o sert yükseliş hareketinin ardından zaten FK noktasında ciddi anlamda yükseklerde olan bir hisse sepetinden bahsediyoruz. FANG hissesi ki zaten şu anda da açılan işte Apple, Netflix, Individual ve Meta yani evet. Namı diğer Facebook. Tabii bunlar genelde ciddi anlamda ki Nasdaq içerisinde olan şirketler bir de bunlar. Ki mesela bugün de baktığım zaman Nasdaq %2'yi aşkın yani vadeleri %2'yi aşkın, %2,5'a yaklaşan bir geri çekilme hareketi içerisinde ki en fazla etkilenen endekste teknoloji endeksi oluyor. Evet, yani burada görüldüğü gibi özellikle Netflix mesela %290 uzaklıkta şu anda zirvesine. Son bir yıllık periyot içerisinde, bu 52 haftalık periyot içerisinde aynı şekilde Nvidia, Meta, Facebook namı diğer 126 uzaklıkta ki şimdi bakıldığında Facebook'un mesela fiyat kazancı normal seviyelere inmiş gibi gözüküyor. Evet. Erencan yani 12.82 bir teknoloji şirketi için, bir yazılım şirketi için Amerika'da bence iyi bir seviye ama hala mesela Amazon'un diğer taraftan Tesla'nın özellikle Tesla'da bir balon olduğu konuşuluyor. Çok büyük bir balon olduğu uzun konuşuluyor. Çok uzun zamandır konuşuluyor biliyorsun. Buradan bir risk yaşar mıyız acaba korkusu var. Yaşarsak ne olur? İşte onu konuşmamız lazım bence biraz. Yani Amerikan borsalarında görülebilecek minimum seviyeler neresi? Sanki şu anda bir denge seviyesi var. Yani yukarıda atıyorum şu anda 3800'lerde kapattı. 3700-800'lerin altında kapattı ki biliyorsun Fibonacci seviyesi vardı. 3814 seviyesi. Doğru. Orası bir sınır olarak gözüküyordu. Sanki onun üstünde kalacakmış. Bu şeyde FED de sanki S&P'yi onun üzerinde tutacakmış gibi bir hava vardı insanlarda. Piyasaları ipten alacak FED diye bir hava vardı. Vardı ama onu bıraktı. Yani ben dedi uğraşamayacağım. Çünkü hem enflasyonla hem de borsalarla uğraşmak şu anda yersiz. Yeri geldiğinde ben onu bir şekilde fonlarla bir şekilde forward guidance'la hallederim şeklinde dengelemeye bir çalışırım. Hamle yaptı bence. Şimdi 3500 seviyesi S&P'de yine bir Fibonacci seviyesi, %50 seviyesi. 3495 hatta net rakamı vereyim. Evet. 3500'ün altını dahi test edilme ihtimalinin gündeme geldiğini ben net bir şekilde şu an söyleyeyim. Gözüküyor. Zaten şöyle düşünmek lazım her zaman. Yani piyasa eğer dengedeyse aşağıda %10, yukarıda %10 yükselme ihtimali var demektir. Evet. Eşit seviyededir. Şimdi 3500, yukarıda 50 günlük hareketli ortalama 4100'de neredeyse tam ortada gibi düşünülebilir. Yani her iki tarafa da gidebilir şu noktada. Bir sözel yönlendirmeyle tekrar 4100'e çıkarabilirler ama tekrar o 5000 seviyelerini çıkarmaları için ciddi bir hamle yapmaları lazım. Yani bir tekrar bir genişlemeye gitmeleri lazım ki bu zaten en istenmeyecek tablo bence. Çünkü niye genişlemeyici bir hamle yapsınlar tekrar? Ekonominin ciddi anlamda sıkıntıya girdiği bir dönemde söz konusu. Tabii. 2024 yılı için falan konuşulan bir senaryo bu. Yani tabii izliyoruz neticede oradaki gelişmeleri. Tesla işte az önce bahsettiğimiz gibi şirketler var. Çok üzerinde spekülasyon yapılan. Bunları yakından izliyoruz. En önemli indikatörlerden bir tanesi bu tarz şirketler. Ve yani hepsini bir araya koyduğumuzda tabii şu anda bir denge noktasına oturtmuş gibi gözüküyor. Ama S&P'de aşağı alçalan kanal formasyonu hala devam ediyor. Satış baskısı devam ediyor. Ki bugün de onu gösteriyor zaten fiyatlamalar. Yani bir müddet daha sanki bu satış baskısını yaşayacağız. Son çıkan enflasyon verisinden sonra özellikle. Yani ben mesela bu yaz sonuna kadar 3800'ün altını pek beklemeyenlerdendim. Ama şu son gelişmelerle artık orası tüm pozitif beklentiler bir anda değişiverdi. Yönde revize edilmesini gerektirecek bir atmosfer içerisindeyiz. Evet. Bir de Cenk'er şunu sormak istiyorum. Şimdi bence önümüzdeki döneme ilişkin en önemli gündem maddesi bu olacaktır. FED tamam 75 bas puanlık faiz arttırımına gerçekleşti. Piyasalarda artık bir noktada rahatladı. Çünkü 75 yapar mı yapmaz mı tartışmaları içerisindeydik. Hatta dün Powell dedi ki Temmuz ayında da aynı ölçekte devam edilebilir dedi. Ya 50 ya 75 tabirini de kullandı. Evet. Büyük ihtimal yani eğer iki seçenek veriyorsanız ki mevcut atmosferde yüksek bir enflasyonist bir atmosferdeyseniz o iki seçeneğin en kötüsüne odaklanması gerektiğini düşünüyorum ben piyasanın. Yani 75 bas puan. Evet. Temmuz'da da büyük ihtimal 75 yapılır diye düşünüyorum. Ama yılın geri kalanı için yani Haziran toplantısını ardımıza bıraktığımız zaman yılın geri kalanı için %3.4'lük bir politika faizi benimsemiş durumda. FED üyeleri medyan tahmini, orta noktası. 2022'de bu medyan tahmin 1.9'du. Evet. Yani
daha önceki Mart ayındaki projeksiyonlarda. Yani ben de şunu söylüyorum, yani şunu sana sormak istiyorum daha doğrusu. Haziran toplantısını geride bıraktık dün itibariyle ve önümüzdeki toplantıya ilişkin %3.4'e çıkartılması muhtemel bir politika faizi var. Ve bu da 175 bas puan yapıyor. Zaten 75'te yaparsa şu anda çıkmış bir unsur var. Hı-hı. O zaman şöyle mi olacak? Yani iki tane toplantıda 50, bir toplantı 75. Bana sanki mevcut atmosferde çok hafif kalacak bir adım gibi geliyor. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Yani Haziran'da 75 yaptıktan sonra yaptı. Bundan sonraki toplantılarda 175 yapıp yılı bu şekilde mi kapatacak mesela? 4 toplantıda evet. Yani 75 yaptığı takdirde geriye 100 puan kalıyor. Evet. Onu da herhalde 50-25-25 şeklinde. Çünkü yani 75-75 yaptı diyelim, geri kalan da 25 kalıyor. Çok anlamsız olur. İşte o yani, 25'in devreye girmesi için enflasyonda düşüş, tatmin edici bir gevşeme görmemiz evet lazım ama öyle bir emare yok yani. Zaten çok önemli bir şey daha söyledi. Modele bağlı kalmayacağız dedi. Evet. Yani bir Taylor Rule vardı hatırlarsın evet, daha evet önceden. Ona bakarak yani orada diyor ki zaten Taylor Rule'da 1'se diyor 1,5 arttıracaksın faizi diyor. Yani bugün 8'se 12'ye çıkaracaksın diyor. Enflasyon üzerinde olacak bir faiz imkanı yok. Tabii. Yani öyle bir durum olursa allak bullak olur. Bütün piyasalar savaş etkisi görür yani piyasalarda. Dünya savaş etkisi görür adeta. Bir anda bütün dünya resesyona girer. Ve tabii ılımlı işte az önce programın başında söylediğimiz Keynesyen modelle 75 yaptı diyelim Temmuz'da. Eylül'de de 50 yaparsa geriye 25-25'lik bir patika çizmiş oluyor bize. Benim gözlemlediğim, çünkü fiyatlamalarda da bu var. Temmuz'da 75 bas puan cepte diye bakıyor artık evet, piyasalar. Evet, piyasalar bu şekilde bakıyor. Eylül'de de 50 ile 75 arasında gidip doğru geliyor yani 75'e doğru kaymış bir gelişmelere fiyatlama bağlı olarak vardı. 75'in de çok daha evet üst seviyelere çıkabileceğini düşünüyoruz. İşte ben de onu söylüyorum. Hı-hı. Bundan sonraki toplantılar için 175 bas puanlık faiz arttırımı beklemek hani şahinlik arasında bir miktar güvercinlik mi evet, acaba? Evet, evet, bana evet, biraz evet öyle geliyor şahsen. Yani ben de işte o yüzden sanki 3500 sınırı S&P'de bir cidden insanların düşüneceği bir seviye olacaktır diye düşünüyorum. Yani o fiyat kazançlarda da 12 seviyesinin altına inmiş FANG hisseleri varken muhtemelen alışlar da gelecektir ki o arada tabii ceteris paribus yani dünyadaki yeni bir siyah kuğu efektinden bahsetmiyoruz. Böyle bir durumda bambaşka olur tabii, tabii senaryolar değişir ama mevcut konjonktürde sanki artık fiyatlamalar bir dengeye oturuyor ama reel özellikle az önce söylediğimiz Main Street ile Wall Street yani reel sektörle finans piyasaları artık belli bir banda girmek üzere diye okuyabiliriz ki esasında Fed'in en önemli atfettiği konulardan bir tanesi de ekonomik aktivite. Yani hep oradan ilerlemek istiyor zaten. Ekonomik aktivitemiz iyi, onda bir bozulma yok. Çünkü tam istihdamı da ondan öne sürüyor. Onun için zaten çok tabii rahat bir şekilde adım atabiliyor. Evet. Hani biz diyoruz ya Avrupa Merkez Bankası ile Fed neden bu kadar net bir politik ayrışma var? Zaten makroekonomik düzeyde ciddi anlamda bir ayrışma var. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı diyoruz. Şimdi Amerika çok net bir şekilde mesela Rusya petrolüne net bir şekilde ambargo uygulayabiliyor. Çünkü Amerika'nın tabii kendisi zaten net üretici. Tabii %9 ki, oluyormuş zaten Rusya'da. Aynen öyle, aynen öyle. Yani dolayısıyla çok düşük oluyor. Biz İngiltere keza öyle ama hem İngiltere hem de Amerika tarafına baktığın zaman İngiltere bugün yeniden 25 bas puan faiz arttırımı. Beşinci üst üste tabii beşinci faiz arttırımı. Amerika 75 senaryo dışı dedi bir önceki ay. Bir ay sonra 75 bas puan yaptı ama Avrupa tarafına baktığın zaman 25 Temmuz'da ya işte 25 yapacağız ama işte Fed tarafındaki durumlar çok daha fazla şahin bir noktada değişkenlik gösterdi ama biz yine de Temmuz'da 25 yapalım. Bundan sonraki toplantılarda 50-50 tarzı hani konuş. Ya orada bile bir gönülsüzlük, bir isteksizlik tabii var. Orada zaten elini açık etti biraz esasında Avrupa Merkez Bankası. Hatırlarsın biz 2-3 hafta önceki programda daha netleşmemişti nasıl bir adım atacakları. Doğru. Sonra bir anda 125 çıktı şapkadan. Yani yıl sonuna kadar 125 bas puan. Ben hiç beklemiyordum açıkçası. Ama herhalde Euro-Dolar'daki düşüş onları da rahatsız etti. Avrupa bölgesi çok uzun zamandan beri cari açık verdi. Evet. Erencan biliyorsun takip ettin herhalde evet, verileri. Evet, evet. Tabii bütün ekonomiler verilere göre hareket ediyor şu anda. Politikalar verilere göre benimsenir evet, şu anda. Yani cari denge çok önemli. Zaten ikiz açıktan korkuluyor bütün ülkelerde. Olabildiği kadar savunmaya, iç kaynaklara dönmeye çalışıyorlar. Yani daha önceden görmüş olduğumuz o küreselleşme adımlarının tersi yönde
artık son noktalarını görmeye başladık. Can sıkan noktalarını görmeye başladık. Tüm dünyada benzin fiyatları yükseliyor malum işte. Küreselleşmeden terse dönüşten terse dönüş var. Evet. Ya zaten da, bu çok önceden başladı ama acıtmaya Trump, başladı artık. Donald Trump'ı bir anmakta fayda var. Çünkü o bayağı bir hani küreselleşme zaten, karşıtı bir başkandı. Evet, biliyorsun benim Kasım'daki seçimlerde Trump yönünde ciddi şeyim var. Ara seçimlerden bahsediyorum. Ara seçimlerde evet, başarılı olacağına dönük düşüncelerim var ki o dönem geldiğinde yani nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Çünkü mecliste eğer Cumhuriyetçiler çoğunluğu ele geçirirlerse ki Senato'da çok büyük bir olasılık. Zaten ucu ucuna almıştı Demokratlar. Doğru. Hatırlarsın. Doğru. O zaman bütçe kanunlarını nasıl geçirecekler? Yani bu da zaten başlı başına bir sorun olacak bizim açımızdan. Dolayısıyla çok uzun bir müddet sanki biz böyle bir yatay bantta gideceğiz. İzleyecekler fiyatlama noktasında. Şirketler karlılıklarını nasıl ayrıştıracaklar ona bakacağız. Yani tüm dünyada nasıl biz özellikle borsada hisse bazında ayrışmalar öne çıkar yatay piyasalarda. Tüm dünyada da benzer şekilde sektörel bir takım belki de ayrışmalar olacak. Ve mali kesimde ben özellikle önümüzdeki dönemde faiz artırımının da etkisiyle diğer taraftan yüksek faiz oranlarıyla alınmış olan tahvil bonolardan ötürü önümüzdeki dönemde bir iyileşme olabileceğini düşünüyorum. Yani tüm dünya artık mali sektörünü daha da güçlendirecek, daha ön plana çıkaracak diye umut ediyorum. Olması gereken de bu diye düşünüyorum. Peki son olarak istersen biraz şeyleri değerlendirelim Cenk'er. Yani dünya endeksleri yılbaşından bu yana getiri oranları. Çünkü ayı piyasasına girildi. Evet. Ve bu ayı piyasası devam edecek mi? Fed'e ilişkin beklentiler daha da şahin bir noktaya evrildi. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın bir faiz arttırım adımı söz konusu. Diğer taraftan bakıyoruz, bütün dünyada bir faiz arttırım süreci söz konusu. Burada ayrışan iki tane ülke var. Japonya'ya da bunlardan bir tane katabiliriz. Çin evet, ve Türkiye. Herhangi bir şekilde faiz arttırımı söz konusu olmayan iki ülkeden bahsediyoruz. Mesela dün Fed'in faiz arttırmasının ardından Hong Kong 75 bas puan tabii faiz arttırdı. Brezilya 50 bas puan, Katar 75, Kuveyt 25, Bahreyn 75, Birleşik Arap Emirlikleri 75, Suudi Arabistan 50 ve İsviçre 15 yıl sonra ilk defa 50 bas puanlık faiz arttırımına gitti. Evet. Döngü çok net. Faiz arttırım sayısı Merkez Banka noktasında çok net ve çok keskin bir konjonktür. Para politikasında konjonktür değişim var, zaten beklenilen bir unsur. Bu süreç dahilinde nasıl bir seyir izledi küresel ölçekli hisse senetleri endeksleri? Baktığımız zaman yılbaşından itibaren en ciddi düşüş özellikle teknoloji hisselerinde yaşandı. Görüyoruz zaten Nasdaq'ta %30'a yakın düşüş var. S&P ayı piyasasına girdi. Evet. Ki ayı piyasası esasında şöyle de bir anlam taşır biliyorsun. Satış baskısı artar. Evet. Yani %20'lik düşüşten sonra zirveden %20'lik düştüğü takdirde ayı piyasasına girmiş oluyor piyasalar ki S&P'de de bu noktaya gelindi. Tabii dünyaya baktığımızda yine de Amerikan borsaları bence daha iyi Erencan ama tabii bunda en önemli etkenlerden bir tanesi DXY yani dolar endeksindeki yükseliş. Göreceli olarak baktığımızda mesela burada DAX %16.82 değer kaybetmiş. Bunu saat 12 civarı çıkarmıştık tabii rakamlar. Bu öğlen saatleri itibariyle izleyicilerimize söyleyelim. Yılbaşından bugün öğlen saatlerine kadar evet, yaşanan geri çekilme. %16.82 düşmüş yılbaşından evet, itibaren ama euro dolardaki değer kaybına da katacak olursak yaklaşık %25'leri bulur muhtemelen. Doğru. DAX'ın doğru değer kaybı. FTSE nispeten biraz daha kıta Avrupa'sından pozitif yönde etkilenmiş. Herhalde bunda da Rusya-Ukrayna savaşının etkileri İngiltere'ye daha az etkiledi gibi gözüküyor. Çünkü malum Avrupa Birliği'nden ayrılmıştı İngiltere ve kendi yolunu çiziyor şu anda. Ve kıta Avrupa'sının da geçtiğimiz programda da hatırlarsın enerji konusunda inanılmaz bir bağımlılığı var Rusya'ya. Bu savaş en çok onları etkiliyor gördüğümüz kadarıyla. İngiltere'nin onun endeks olan bir bağımlılığı yok. Onun endekslere olan etkilerini de görüyoruz. Zaten burada Cenk'er bir de şeyi söylemek istiyorum. Şimdi Dow Jones %15.6, S&P 500 %20.5. Evet. Az önce de konuştuğumuz gibi genelde burada sert satış baskısı altında kalan Nasdaq olduğunu görüyoruz. Zaten evet, FANG hisselerinden az önce. Hisseleri yani domine ediyor tüm tabii piyasaları. Tabii. Artık kripto paralar, kripto piyasa. Şimdi Nasdaq'la olan orası zaten bambaşka bir konu gerçekten. Yani evet. Çok ciddi bir korelasyon var. Dolayısıyla Nasdaq'taki sert satış baskısı yine Bitcoin ve diğer alt coinlerde de ciddi anlamda bir satış baskısını beraberinde getiriyor. Yani burada benim dikkatimi çeken
Şöyle Nikkei tarafına bakıyorsun mesela %8.2'lik bir satış baskısı olduğunu görüyorsun. Yılbaşına göre. Evet. Ama tabii Japon yenine karşı doların güçlenişini de unutmayalım. Yani dolar bazında baktığımızda hani biz nasıl hep kendi borsamıza dolar bazında bakıyoruz. O, öyle baktığımız takdirde bile BIST 100'ün yılbaşına göre dolar bazında getirisi çok hafif aşağıda. Yani şu, o da bugün itibariyle %3-4 kadar zannedersem. Doğru. Bir kayıp belki onu tam da çıkaramadım. Artı bile olabilir. Doğru. Lık bir kayıp söz konusu. Ama Nikkei'de hem %8'lik kayıp var, bir de üstüne üstlük Japon yeninde inanılmaz bir kayıp var. Tarihinde çok uzun zamandan beri görülmemiş bir kayıp söz konusu. Japon yeni aslında bakarsan istediği bir şey değil mi? Onlar biliyorsun çok uzun zaman büyüyememe sorunu yaşadılar. Enflasyon üretemediler. Ya bana okulda öğretilen şuydu, %2 enflasyon seviyesi makul bir enflasyon seviyesidir. Hı hı. Ya enflasyonsuzluk da deflasyon da esasında çok kötü bir ekonomik durum. Yani belli bir bantta olması gerekiyor enflasyonun ki büyümeye olan katkısını da görebilelim. Büyüyememek çok büyük bir sorun, belli bir seviyede kalabilmek. Japonya bunu yaşadı yıllarca. Çok uzun bir zaman para politikasını da işte biliyorsun abone mixler falan hep bunun için geldi yani büyüyemeye çalıştılar. Doğru. Fakat şimdi esasında baktığımız zaman dolardaki değer kaybıyla yani Japon yenindeki dolara karşı olan değer kaybıyla beraber ekonomilerinin küçüldüğünü görülebilir dolar bazında baktığımız takdirde Japonya'nın. Artık tabii o 80'lerdeki şaşalı dönemini yavaş yavaş bitiriyor Japonya. Yani bir dönem Japonya Sony olsun işte Mitsubishi gibi markalarla tüm dünyayı şaşırtmıştı. Tabii. Özellikle zaten mesela bu otomobil özellikle sektöründe ilk adımları Japonlar atmıştı. Benzinlerin özellikle düşük sarfiyatını. Fakat artık onlar da yorulmaya başladı gördüğüm kadarıyla. Kore katıldı. Evet. En önemli faktörlerden bir tanesi bu yarışa. Şimdi tabii böyle olunca artık Japonya borsası da nispeten dünya borsalarına göre daha az şey yapmış oluyor, yükselmiş oluyor. Baktığımız zaman nominal olarak %8'lik bir düşüş var ama dediğim gibi dolar bazında bakacak olursak evet, çok daha fazla düşmüş olduğunu görebiliriz. Evet. Cenk'e ağzına sağlık. Değerli daha konuşuyorduk ama inşallah. Çok teşekkür ederiz. Artık zamanı inşallah önümüzdeki hafta tekrar Perşembe günü seninle beraberiz. Bu sefer daha inşallah pozitif fiyatlamaların olduğu bir program olur ve evet, daha pozitif bir yayın yapmış umarım oluruz izleyicimizler için. Evet efendim, araştırma programının bugünlük sonuna geldik. Tekrar ve yeniden görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.